Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tamirat videosu çekeceğiz. Bu videomuzda bozuk olan bir hoparlörü tamir etmeye çalışacağız. Hoparlörümüz öyle aman aman denecek kadar kaliteli bir şey değil zaten. Tamir edilse bile yüksek bir ses beklemeyin. Yani belli. Çok hafif bir malzemeden yapılmış. Dış kapağı olsun. İç kalite olsun. Ben içine baktım videodan önce. Yani pek kaliteli bir amfisi yok. Pek kaliteli bir şeyi yok. Hoparlörü. Neyse şimdi sizlerle beraber bir içini açıp bakalım. Evet gördüğünüz üzere ben de hoparlörlerimizin içini açtım. Gördüğünüz gibi çok küçük bir amfisi var. Küçük hoparlörleri var. Şu oyuncak hoparlörlerine benziyor. Yani cırtlak böyle bas vuramayan bir hoparlör. %100 belli yani. Şimdi arızasını bulalım. Amfide sorun yok. Ben baktım. Yani herhangi bir hasar aldığına dair bir şey görünmüyor burada. Görünürde bir şey yok. Kabloları kopuk bir şekilde geldi bana. Büyük ihtimal sadece kabloları kopuk olduğundan dolayı çalışmıyordur. Kablolarımızı ucunu açıp lehimleyelim. Bu amfi görünüşe bakılırsa USB'li çalışan bir amfi devresi. Yani direkt 220 voltta çalışmıyor. Telefon şarj aletlerinizle de çalışabilir. Bilgisayarın üstünde bulunan USB girişleriyle de çalışabilir. Şimdi gelin önce içini kapatalım. Sonra da lehim kısmına geçelim. Şimdi hoparlörlerimize lazım olan parçaları söylüyorum. Bir adet şöyle jack ve bir adet de şöyle gördüğünüz gibi USB, yani ucunda USB bulunan bir kablo lazım. Şimdi bunları bağlantılarına geçelim. Şöyle öncelikle USB'mizi gösterelim size. Evet, şöyle şu renklerde kablolar çıkıyor USB kablosunun içinde. Siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı. Buradan zaten kabloların kalınlıklarına da bakarsak hemen belli ediyor kendisini. Üzerinden yük geçen kablolarımız kırmızı ve siyah kablolarımızdır. Şu beyaz ve yeşil kablolar veri yolu kablolarıdır. Yeşil ve beyaz kabloya ihtiyaç duymayacağımızdan bunları kesiyoruz. Kalabalıkları önümüzden kaldırıyoruz. Şöyle kablolarımızı soyuyoruz. Kablolarımızın ucunu fazla açmaya gerek yok. Tabi ucunu böyle bağlayacaksınız. Fazla açabilirsiniz. Ben lehimleyeceğim için az açtım. Şimdi burada hoparlörümüze giden güç kablosunu bulup buradaki kabloları USB'mizdeki kablolara göre bağlıyoruz. Hoparlörümüzden de şöyle kırmızı ve siyah kablo çıktı. Bu kablolarımızın renklerine uygun şekilde bağlıyoruz birbirine. USB'mizden gelen kablolarla. Ben lehim için hazırlıklarımı yapayım. Kablolarımızı şimdi USB'mizden ve hoparlörlerimizden gelen kablolarımızı siyahı siyah, kırmızıyı kırmızıyı olmak üzere birbirine lehimleyeceğiz. Çok basit bir işlem. Belki hepinizin hoparlörlerinde bu sorun yani olmamıştır. Bilmiyorum. Yani bana gelen hoparlör bu şekildeydi. Siyah. Siyah. Kırmızı.
kırmızıyla vermedikten sonra. Sonra önceden geçirmiş olduğumuz şu makaronlarımızı, bilmeyenler için söyleyeyim, şu plastik parçalar var, kablo artıklarına benziyor. Bunların ismi makarondur arkadaşlar. Şöyle şu şekilde satılıyor. İstediğiniz uzunlukta alabiliyorsunuz. Makaron nedir diyenler olursa da elektrik bağlantısından daha rahatlıkla kullanabileceğiniz, yani daha avantajlı olan ve daha pratik bir şekilde işlemini sürdürebilen bir yalıtım malzemesidir. Şöyle lehimlediğimiz yerlere getiriyoruz. Şöyle çakmakla, bunun özel ısıtıcılar falan var da gerek yok, çakmakla da oluyor aynı şey. Şöyle ısıtıyoruz ve lehimlediğimiz yerler tam olarak sıkışıyor böyle. Hem kabloyu birbirine tam olarak bağlıyor, hem de kaşık olmasını veya birbirine kısa devre yapmasını önlüyor. Üzerinden de kötü bir görüntü olmasın diye bir kat elektrik bant ile geçeceğim ben. Bu makaronların her kalınlıkları satılıyor. Yani siz biraz bunun kalınlığını alıp kabloyu birbirine rahatlıkla düzenli bir şekilde şey yapabilirsiniz, bağlayabilirsiniz. Ben şu an evde olmadığı için elektrik bantıyla yapıyorum. Eğer yapmamı istediğim şeyler olursa, değişik projeler, yorumlara yazın. Yapabildiğim kadar yapmaya çalışırım sizler için. Bağlantımızı gerçekleştirdik bu şekilde. Hemen USB'mizi bir adaptöre takıyoruz ve test ediyoruz çalışıyor mu diye. Evet, bir cızırtı geldi hemen hoparlörümüze. Şurada da gördüğünüz gibi bakın. Şu an yanmıyor şu ışık. Yanıyor. Elektrik geldi yani. Çalışıyor sistem. Şimdi test etmek amacıyla telefonumuza gidecek kabloyu ucunu soyup şöyle bir elimizi değdiriyoruz. Gördüğünüz gibi ses geldi. Bir sıkıntı yok. Hoparlörlerimiz çalışıyor. Şimdi buralarda da bir o elimizde bulunan şu jack girişine lehimleyeceğiz. Hemen jack girişimizin kablolarını da açalım. İçinden 3 adet kablo çıkıyor. Sarı, kırmızı ve mavi. Tabi bu renkler değişebiliyor. Şunu söyleyeyim size. Şu kırmızıyı ses hoparlörümüzden gelen herhangi bir kabloya bağlıyoruz. Ve sonra ister sarıyı veya ister maviye, ikisinden birini diğer kablomuza bağlıyoruz. Ve bağlantımız gerçekleşmiş oluyor. Bu ses sistemlerinde, hoparlör bağlantılarında, jack girişlerinde artı eksinin pek bir şeyi olmuyor aslında. Önemi olmuyor yani. Şunu da söyleyeyim size. Benim hoparlörüm USB ile çalıştığı için ben fişteyken, şu an yani çalışır vaziyetteyken elimi amfiye sürebiliyorum. Kablolarına sürebiliyorum. Ama belki sizin ses sisteminiz belki biraz büyük olabilir. Veya 220 voltta çalışan bir ses sistemi olabilir. Onları kesinlikle fişteyken elinizi sürmeyin. Eğer böyle kablosu kopuk bir hoparlör elinize geçerse, kablonun yani USB ile çalışıp çalışmadığını şuradan anlayacaksınız. Eğer amfi devresinde bir şey varsa, trafo, o büyük ihtimalle 220 voltla çalışan bir hoparlördür. Eğer trafo yoksa şeyde, amfi bölümünde, size gösterdiğim o küçük devrede, o USB ile çalışan bir devrede büyük ihtimalle. Evet, şimdi lehim işlemini gerçekleştiriyoruz.
Jackımızdan gelen kırmızı kabloyu birine. Evet, ben ses jackını bağladım. Kırmızı ve mavi kabloları bağladım. Şimdi makaronlarımızı şöyle iyice geçtikten sonra eriteceğiz. Şimdi bir kat da yine üstüne ben şöyle elektrik bantıyla gitmek istiyorum. Ses kablosunu da bağladık arkadaşlar. Şimdi gelin beraber test edelim. Şöyle hoparlörlerimizi hemen telefonumuzdan bir şarkı açacağız. Şu şekilde. Hoparlörleri çok aşırı küçük olduğundan yani herhangi bir sesten randıman beklemeyecektik zaten. Videonun başında da söylemiştim. Şöyle. Son ses bu kadar, evet.